Elhamdülillahi ve kefa ve selamun ala ibadihillezine istafa ama ba'd. Sevgili gençler, yaklaşan Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Cenab-ı Allah sıhhat ve afiyetle daha nice kandillere, bayramlara, Ramazanlara, kadirlere ulaşmanızı nasip eylesin. İslam alemi gözünü, ümidini ülkemize dikmiş, milletimize dikmiş. Cenab-ı Allah onların umudunu boşa çıkarmasın, bizi de o umuda layık eylesin. Ve bu milleti yeniden İslam aleminin hizmetçisi durumuna getirsin inşallah. Sevgili gençler, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de inne iddeteşşuhuri indallahi 12 şehran, Allah katında yerler gökler yaratıldıktan bu tarafa ayların sayısı 12'dir diyor. Bugün malumunuz iki takvim var. Birisi kameri, birisi şemsi. Yani birisi ay hesabına göre yapılan, biri güneş. O miladi hicri ayrımı ayrı. Hicri takvim kameriyi kullanır. Miladi takvim şemsiyi kullanır. Güneş yılını kullanır. Taksim farklı. Teşekkür ederim. Ama ikidir. İkisinde de ayların sayısı 12'dir. Sadece güneş yılı dediğimiz yıl olayları tarihlerle sabitlemiştir, çivilemiştir. Her sene aynı olay aynı tarihte gündeme getirir. Kameri yıl her sene bir evvelkinden 10 gün evvel gelerek olayları senenin tamamına yaymış olur. Bayram senenin bütün aylarına, bütün günlerine gelir. Mevlid bütün aylara, bütün günlere gelir. Aslında illa tırnak içinde kutlayacaksak Mekke'nin fethinin de bütün seneyi dolaşması lazım. Bizimkiler onu da çivilediler 31-12'ye. Bir nevi alternatif olsun diye. İyi niyetle yapıldı ama şey tutarlı değil yani. Eğer İslam tarihinden bir olayın tekrarını yapacaksak kameri yıla göre yapıp senenin tamamını dolaştırmamız lazım. Onun için işte Ramazan dikkat edin senenin tamamını dolaşıyor. Bayramlar ve kandiller dolaşıyor. Bu dolaşma da senenin aylarını, günlerini o şereflerden mahrum bırakmama hikmetinin yanında sevgili gençler. Mesela bu Ramazan'da İsveç'ten, Norveç'ten şikayetler geldi dikkat ettiyseniz. Biz çok uzun oruç tutuyoruz diye. He? 20 saat filan tutuyoruz diye. Eğer Ramazan miladi takvim gibi çakılı gelseydi onlar her sene ömür boyu 20 saat tutacaklardı. Bir başka yerdekiler de 8 saat tutacaktı. Her sene 10 gün evvel gelerek onlara diyor ki sabırlı olun. Ramazan kışa geldiğinde de siz 8 saat tutacaksınız, öbürü 20 saat tutacak. Ramazan çakılı gelseydi bize mesela ya yazın rastlayacak, hep yazın tutacaktık, ya kışın rastlayacak, hep kışın tutacaktık. Her sene 10 gün gelerek, şimdi bize yazın geliyor, Avustralya'daki Müslüman kış soğuk havada ve kısa günde tutuyor. İleride bize kış gelince onlara yaz geliyor. Böylece dünya Müslümanları arasında da adalet ve denge temin edilmiş oluyor. O açıdan mübarek günlerin, sayılı olayların, belirli olayların
seneyi tamamen dolaşmasında hikmet var, hayır var, bereket var. Bir şeye daha dikkatinizi istirham edeyim. İslam aleminde ben üzücü olayların yıl dönümü diye bir şey hatırlamıyorum. Dikkat edin, bizde ölüm yıl dönümü yoktur. Doğum yıl dönümü var. İşte Mevlid bunlardan biri. Efendimizin doğumunun günü. Bir tane Mevlana Celaleddin Rumi ölüm gününü veya onun hakkında ölüm günü ilan edilmiş toplantı olarak, ona da düğün günü demişler. Onu da üzücülükten çıkarmış, düğün günü demişler. Türkiye'de bir şeye dikkat edin. Adına ister tırnak içinde sol kesim deyin, ister anti-İslamist kesim deyin, ister maneviyattan hoşlanmayan kesim deyin, ne derseniz deyin, hep üzücü olayları gündeme alırlar ve her sene onları tekrarlarlar. Kubilay'ın ölmesi, Maraş olayları, Çorum olayları, Sivas olayları, bunlar hep ölüm olayları. 1 Mayıs'ta Taksim'de 40-45 kişi öldü, illa biz oraya gideceğiz. Ya kardeşim, siz hiç sevinecek bir olayı tekrarlamaz mısınız? İnsanları mutlu edecek bir olayın da yıl dönümünü gündeme getirmez misiniz? Adamların defterinde böyle bir şey yok. Ama söz açılsa, bizi hoşgörülü olmamakla, bizi karamsar olmakla, bizi kanla uğraşmakla suçlarlar. İşleri güçleri kanlı olayları yeniden gündeme getirmek. Tırnağı kapattık. Bizde doğum yıl dönümü var, bayramın yıl dönümü var, kandilin yıl dönümü var. Hep insanlara mutluluk veren, huzur veren olayların tekrarı söz konusu. Bugünkü sohbetimizin akılda kalmasını istediğim ana cümlelerinden biri şu ki, sizce malumdur, yeni bilmediğiniz bir şey söylemiyorum. Ama altını çizerek iletiyorum ki, günü gelince, vakti gelince siz de başkasına nakledesiniz diye. Bizim dinimizde günlerin, ayların, saatlerin uğursuzu yoktur. Ancak günün 24 saati, haftanın 7 günü, senenin 12 ayı mübareklikte, feyizde, bereketle, manevi açıdan verimli olup olmamakta birbirine eşit değildir. İkinci cümlem anlaşıldı mı? İçinde uğursuzu, hayırsızı yok. Ama hepsi de birbirine eşit değil. 24 saatin 24 saati de Allah'ın bize bahşettiği zaman bölümüdür. Ama seher vakti bereket, feyiz, duaların kabulü, tevbelerin kabulü açısından diğer günün diğer saatlerinden daha üstündür. İkindi vaktine ulema çok daha önem vermiş. Hafizu ale's-salavati ve salati'l-vusta. Bütün namazlara dikkat edin ama bilhassa orta namazına dikkat edin ayetini ulemanın çoğu ikindi namazı olarak vasıflandırmış. Ben sözü uzatmadan bir parantezi açıp kapatayım. Sayısı 5 olan herhangi bir nesnenin hepsi de orta olabilir. Şuradan saymaya başlarsanız bu orta olur, buradan da sayarsanız bu orta olur. Şundan başlarsanız bu orta olur, bundan başlarsanız şu orta olur. 5 vakit namazın 5'inin de orta namazı olma ihtimali vardır. Ama ikindi namazının orta namazı olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü ulemanın çoğu öyle söylemiştir. Biz asıl buraya nereden geldik? Orayı kapattık ve dedik ki günün 24 saatinin uğursuzu yok ama feyzi, bereketi fazla olanı var. Haftanın 7 gününün hepsi de Allah'ın günüdür. Onlar artık söylene söylene de bence oturdu. Daha önce buya sizin annenle babaanneleriniz nesli belki işte salı gün yola çıkma, çamaşır günü, çarşamba günü çamaşır yıkama falan diyordu ama bugünkü hatunların öyle dediği yok. Çamaşır makinesi çıktı nasıl olsa. Hangi gün olsa atıyorlar. O kalktı. Ama biz
uğursuz hayırsız yok deyince hepsini birbirine eşit gibi de zannetmeyelim. Cuma gününün feyzi, bereketi diğer günlerden fazla olduğu herkese bilinmiyor mu arkadaşlar? Efendimiz buyurdu ki üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. Aynen onun gibi senenin içerisinde de bazı günler, bazı geceler vardır ki diğer gecelerden daha feyizlidir, bereketlidir. Türkiye'deki onların ortak adı kandiller. Arap aleminde ne denildiğini ben bilmiyorum. Bizim kadar da önem de vermiyorlar. Belki Efendimiz'in doğumuna biraz, Kadir gecesinde farklı bir şey yaptıklarını da bilmiyorum. Türkiye'de kandil gecelerine özel önemler veriliyor. Bazısı da buna karşı çıkarak, peygamber zamanında kandil gecesi yoktu, bunlar bid'attır, bunlarla meşgul olmak doğru değildir diye karşı çıkanlar bence yanlış yapıyorlar. İki türlü yanlış yapıyor. Bir, mesela Kadir gecesi kandil gecelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de özel sure var. Berat kandili ile ilgili Leyletun mübarekatun diye ev fi leyletin mübareketin biz onu mübarek bir gecede indirdik ayetinin Şaban'ın 15'ine işaret ettiği müfessirlerce söylenir ki Berat kandilidir. Miraç kandili diyoruz. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Çok açık Mekke'den Kudüs'e, oradan 7 kat semaya olan yolculuk ruhani midir, ceset ruh beraber midir, ihtilaf var ama bir miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Ona vatandaş miraç kandili demiş. Siz ona miraç olayının yıl dönümü deyin, başka bir şey deyin. Belki regaib kandiliyle mevlid kandilinin Kur'an-ı Kerim'de işareti olmasa bile 5 kandilden 3'ünün Kur'an-ı Kerim'de işareti var. Ayrıca İslam'ın dışındaki fikir akımlarına mensup insanlara bakın, kendi fikirlerini, kendi ideolojilerini gündemde tutabilmek için adamlar sebepler üretiyorlar. Neydi o Rusya'da ölen şairin adı? Nazım Hikmet'in Türkiye'den gidişi, Nazım Hikmet'in ölüşü, Nazım Hikmet'in nedir mesele? Onun fikirlerini gündemde tutmaya çalışmak. Biraz evvel söyledim, Sivas olayları, Maraş olayları, Çorum olayları nedir yani? Oradaki öldürülenlere, ölenlere Fatiha okumak için mi toplanıyorlar? Yok, o fikirleri gündeme taşımak ve yeniden bazı şeyleri. Kubilay'ın 31 Mart vakası. Ya kardeşim, diğerleri tekrarlanmaya layık bir olay olmayanı bile gündeme getirip fikriyatını gündemde tutmaya çalışıyor. Biz Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu, anasının ona hamile olduğunu hissettiği geceyi, Kur'an-ı Kerim'in toptan indirildiği geceyi, Kur'an-ı Kerim'in semadan, dünya semasından dünyaya indirildiği geceyi, geriye hangisi kaldı? Mevlid, Regaib, Berat, Kadir, Miraç. Efendimizin Miraç olayını niçin vesile kılıp da bütün Müslümanlara dinden, imandan, ibadetten, taattan yeniden bahsetmeyelim? Yarın kandil diye en dine uzak gibi görünen nice televizyon kanalları da ya Mevlid canlı yayınlayacak, paketten yayınlayacak, dini bir program koyacak. Diğerleri de belki kendisine bir çeki düzen verecek eğer koymasa bile. Edirne'den Kars'a kadar vatandaş bugün mübarek kandil gecesi diyecek, çocuğunu elinden tutup camiye götürecek, bir yatsı namazı kılacak. Haftanın 7 günü içen bazıları cuma gecesidir diye aman bu bugün mübarek gecedir deyip içmiyor. Kandil gecesinde de içmeyecek.
Bazı içki satan dükkanların, müesseselerin kandil münasebetiyle kapalıyız diye yazdıklarını hepiniz bilirsiniz. Sevgili gençler, bir insan 365 günün 5 kandilinde kapatıp da 360 gün içki satarsa hesabı ne olur? Bu 5 gün bu 360'ı kurtarır mı? Bu hesap apayrı yani. Zahirde de kurtarmaz. Bu belli yani. Fakat hiçbir devlet zoru olmadığı halde, hiçbir polis veya zabıta takibi olmadığı halde bugün mübarek kandildir, kapalıyız diye yazıyorsa bu o kişinin imanının delilidir arkadaşlar. Günahı ayrı, günahla iman farklı biliyorsunuz. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadında iman ayrı şeydir, ibadet, amel ayrı şeydir. Bu ayrı şeydir demek birbiriyle alakası yok. İnansın ve istediği yapsın manasında olmadığını sizler biliyorsunuz. Ama imanının işaretidir arkadaşlar. Buradan nereye gelmek istiyorum? Ya kandil diye içki satan 5 gün satmasa bizim zararımıza mı karımıza mı arkadaşlar? Bugün kandil diye 5 vakit kılmayan gitse yatsı yıkılsa, o gün tutkılsa, efendim 77 milyonun 7 milyonu o gün nafile oruç tutup Allah'ı hatırlasa, akşam iftarında Rabbine dua etse, bizim lehimize olan şeyler bunlar. İslam, kültür, belli bir fikrin güçlenmesi bunlarla olur. Fikirlerin gündemde tutulmasıyla, çok söylenmesiyle, o konuda düşünülmeyle olur. Bunun için kandillere karşı çıkmayı, Peygamberimiz zamanında yoktu, bid'attır, onlara iltifat etmemek lazım demeyi ben faydalı bir davranış olarak görmüyorum. Bir aşağılık duygusunun yaranmaya dönüşmüşü olarak görüyorum. Lüzumsuz bir fantazi olarak görüyorum. O fantazilerden birine bugün yine bir yerde rastladım. Bir doktor, bir doçent, bir profesör, ilahiyatçı işte. Kur'an anlaşılır bir kitap. Allah onu anlaşılır diye gönderdi, anlaşılsın diye gönderdi. Her şeyi Kur'an'dan rahatlıkla anlayabiliriz. Yani bu fikrin dünyada saçmalık sıraya girse ilk beşe girer bu. Ya kardeşim, Kur'an anlaşılmasın diye gönderildi diyen zaten kimse yok. Anlaşılsın. Ama peygambersiz Kur'an anlaşılmaz. Alimsiz Kur'an anlaşılmaz. İtikadi bölümlerini itikatta müştehid olanlar, ameli mi bölümlerini amelde müştehid olanlar anlatacak bize arkadaş. Sıfırdan başlayacak olursak Kur'an-ı Kerim namazı kılın der. Nasıl kılınacağını peygamberden öğreneceğiz. Namazın neresinde sehiv secde gerekir, neresinde gerekmez, neresinde namaz bozulur, neresinde abdest bozulur, mezhep imamından öğreneceğim. Meleklere iman kavramım nasıl olacak? Kitaplara iman kavramım nasıl olacak? Cinleri, şeytanı nasıl kabul edeceğim? Mizan, sırat, cennet, cehennem inancım nasıl olacak? İtikattaki müştehit imamından öğreneceğim. Tamam cennet, tamam cehennem demekle ben bunları bilemem ki. Popülist bir davranışla, halka yaranmacı bir davranışla, herkesin hoşuna gitmek için, aa tamam canım Kur'an-ı Kerim herkes tarafından anlaşılan bir kitap, ben de alırım, açarım, okurum, meselem kalmaz. Ben Kur'an-ı Kerim'i 3-4 kere baştan sona okudum hocam, kadınların saçlarını kapatacağına dair hiçbir şeye rastlamadım dedi birisi. Nasıl okumaysa, halbuki bu da var yani. Bu efendim? Var yani açık, Ahzab'da var, Nur'da var. Efendim, ya sen öyle okursan öyle böyle şey yaparsın kardeşim. Bu Kur'an-ı Kerim'i sen basit gazete ya da bir insanın kitabı gibi okursan bir şey anlamazsın ya. Ana konuya dönecek olursak, bu da yani kandillere karşı çıkmak, peygamber zamanında yoktu, bid'attır demek vesaire, fantazi, lüzumsuz bir fantazi ve popülist bir davranıştır.
İslam'ın daha çok ilerlemesine razı olmamak anlamına gelir. Ben onları böyle suçlamam ama bilmeyerek de buna hizmet etmiş olurlar. Bir gün maç yapılıyor, 7 gün tartışması yapılıyor ya. Arkadaş, ne bu? İşte böylece bütün futbol kültürü gelişiyor. O zaman çocuk 2,5 yaşındayken topa vurmaya başlıyor. Bir şey böyle söylenerek gelişir. Gündemde tutarak gelişir. Efendim Mevlid Kandili malumunuz, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı şereflendirmesi, doğum gününün yıl dönümü demek. Buradan hareketle doğum günü kutlamak var mı? Kardeşim, konusu günah olmamak şartıyla var. İşte Mevlid Kandili de bunun delili. Kur'an'ı kul dua et, ya Rabbi hamdolsun yeni bir yaşıma girdim de. Ben şimdiye kadar ibadetlerin hangilerini yapmıyorum, bundan sonra yapacağım, günahlardan hangilerini işliyorum, bundan sonra tevbe edeceğim, bir daha işlemeyeceğim de, doğum günün kutlu olsun. Yok eğer toplanalım da şöyle eğlenelim, böyle içelim, böyle dersen, bu doğum gününü kutlamak olduğu için değil, yaptığınız şeyler gayrimeşru olduğu için günah. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Rebiul Evvel ayının 12. gecesi pazartesi sabaha karşı dünyaya geldi, şereflendirdi, doğdu. Siz de birçok Mevlid Kandili sohbetleri dinlemişsinizdir, ben de dinlemişimdir. İskender Paşa Camii'nde Ali Rıza Temel Hoca'nın bir sohbetini dinledim. Benim dönem arkadaşımdır ama hocam gibi saygı duyarım kendisine. Saygıya layık bir insandır. O dedi ki, siz Mevlid Kandili'ni ne zannediyorsunuz? Zaman zaman olalı, mekan da mekan olalı, Efendimizin doğumu kadar büyük bir olay gerçekleşmemiştir. O belki de levlake levlak lema halaktul eflaka işaret ediyordu. Sen olmasan hiçbir şey yaratmazdım. Biz hatırlarsanız onu Big Bang'e götürüyoruz. O küçük ışık patlamasa hiçbir şey olmazdı. O küçük ışık da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur diyoruz. İster maddenin ilk çekirdeğini Nur-u Muhammedi'nin Big Bang'deki patlayışını Efendimizin doğumu kabul edin. O zaman ondan büyük hiçbir olayın olmadığı %100 kesinlik kazanır. İsterse peygamber olarak dünyaya görevlendirileceği Allah tarafından belli, insanlar tarafından bilinmeyen çocuk olarak dünyaya geliş yıl dönümünü dünyanın en büyük olayı olarak görebilirsiniz. Çünkü artık insanların içine inmiş, 40 sene sonra da göreve başlayacak. Mevlid sözü ilk söylendiğinde halk arasında bu okunan mevlid anlaşılır biliyorsunuz. Nedir o mevlid? Efendimizin doğumunu vesile kılıp onun hakkında mersiye söylemek, övgü yazmak, onun üstün vasıflarını dile getirmek üzere yazılan şiirlere, ki onların özel ismi de naattır, mevlid diyoruz. Bildiğimiz Süleyman Çelebi'nin mevlidinin adı Vesiletün Necat'tır. Kurtuluş vesilesi demektir. Yazılış sebebini de bilmenizde fayda görürüm. Bursa Ulu Cami'de bir vaiz Amener Resulü diye başlayan Bakara'nın son 2 ayetini tefsir ediyor. Orada geçen La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberler arasında hiçbirini diğerinden ayırmayız. Müslümanlar böyle söylerler anlamına gelen ayeti izah ederken diyor ki peygamberlerin hiçbirinin diğerinden farkı yoktur diyor. Süleyman Çelebi oranın imamı. Bu ona
öyle bir tesir ediyor ki başına sanki bomba düşmüş gibi. Ya diyor, bu hoca ne dedi? Peygamberlerin hiçbirinin diğerinden farkı yok. Biz inanma açısından hiçbir peygamberi dışarıda tutararak ayırmayız. Şuna inanırız da buna inanmayız demeyiz. Ama hepsine inandıktan sonra hepsinin birbiriyle birebir eşit olduğunu kabul etmeyiz. Zaten bütün akaid kitaplarımızda ulul azim peygamberler olarak sayılan farklı peygamberler var. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Adem'i de ilave ederek 6 tanesine ulul azim peygamber deniliyor. Yücelik sahibi demek. Bazı peygamberlere müstakil kitap verilmiş, bazı peygamberlere kitap verilmeden bir evvelki kitapla işlem yapması emredilmiş. Bu iki peygamber birbirinin aynı, eşit değil. Hazreti Musa da peygamber, Hazreti Harun da peygamber. Biz birine inanırız da öbürüne inanmayız. Musa, Hazreti Musa'yı kabul ediyoruz ama Hazreti Harun'a inanmayız demiyoruz. İkisi de ama ikisinin de eşit olduğunu kabul etmiyoruz. Bu farklılıklar gündeme geldiğinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hiç denginin olmadığını, peygamberler içerisinde de en üstünü olduğunu, yaratılmışların en şereflisi olduğunu kabul ediyoruz. Bunun için Süleyman Çelebi demiş ki, ya bu hoca yanlış söyledi. Bütün peygamberler birebir eşit değil. Ben Efendimizin diğer peygamberlerden daha üstün olduğunu halka anlatacak bir naat yazayım demiş. İşte bu mevlidi yazmış. Efendimizle ilgili yazılan mevlidler belki yüzü geçmiştir. Ama diğerleri bu kadar tutulmamış. Niye? Çünkü Süleyman Çelebi tabir caizse aşkını, muhabbetini, kalbini, beynini o şiire beraber dökmüş arkadaşlar. Bir müesseseye aşçı alınacakmış. Adaylar sıraya girmişler. Gel bakalım şu yemeği nasıl pişirirsin? Şu malzemeden şu kadar korun, bu malzemeden bu kadar korun, şunu şu kadar ilave ederim, bu kadar tuz, bu kadar biber, ocağın üstüne korun, pişer. Çık diyorlarmış. Sen gel nasıl pişirsin? Şunu şu kadar korun, bunu bu kadar korun, ocağın üstüne korun, pişer. Çık. Sen gel şunu bu... Çık. Birisi gelmiş. Şundan şu kadar, şundan şu kadar, şundan şu kadar kor, ocağın üstüne yerleştiririm, ben de o yemekle beraber pişerim demiş. Hah, işte bize bu aşçı lazım demiş. Malzemeyi ateşe sadece havale etmiyor, kendi de onunla beraber pişiyor. Süleyman Çelebi yazdığı naatla pişmiş. Efendimiz Peygamberimiz'in sadece zahirinden bahsetmemiş. Hem dahi başlarken öyle bir adapla, öyle bir usulle başlamış ki, nasıl olsa ben peygamberi yazacağım. Ol Rabi'ul evvela yinnicesi, 12. gece, isneyin gecesi diye başlayabilirdi peygamberimizin doğumunu anlatmaya. Hayır, öyle başlamamış. Allah adın zikredelim evvela, vacip olduğu cümle işte her kula. Ey Müslümanlar! Gelin mevlide de Allah diyerek başlayalım. Çünkü bütün işlerin başında Allah'ın adını anmak Müslümanlara vacip bir görevdir demiş. Tamam canım, bu besmele yerine geçer deyip hemen geçmemiş. İsmi pakin pak olur zikreyleyen, her murada erişir Allah diyen deyince, yani ciltlerle kitabın veremeyeceği şeyi vermiş arkadaşlar. Aşk ile bir kere dert ile gözyaşıyla ah edelim, o sonraki ola kim rahmet kılar ol padişah dedim. Bir kere Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günahlar mislu hazan.
İnsan bir kere açla Allah dese, sararan ağacın yapraklarının döküldüğü gibi bütün günahları dökülür demiş. Bence bu beyitte de ciltlerle kitabın vereceğini vermiş. Devamı böyle rahmet kıla ol padişah. Allah'tan rahmetini dilerken böyle dilemiş. Efendim? Ve bu millet o mevlidi çok sevmiş arkadaşlar. Diğer yazılan mevlidler tutulmamış, devam etmemiş ya. Arapçada mevlidler var. Ve onlar bizim mevlidimizde bilmez. Süleyman Çelebi'nin mevlidi Türkçe bilmezler. Arnavutluk'ta bir Arnavut demiş ki, yahu senelerdir Türkçe mevlid okuyoruz. Bir de biz Arnavutça yazalım da onu okuyalım demiş. Arnavutça mevlid yazmış. Adam da başarılı. Camide mevlid okunmuş. Cemaat Arnavut. Çıkarken cemaat diyormuş ki, biz kendi mevlidimizi isterik. Türkçe mevlidi istiyor. Biz kendi mevlidimizi isterik. Arnavutça yazılmış kendi dilinde. Bu bizim değil diyormuş. Süleyman Çelebi bu arkadaşlar. Onun için mevlid kandilinde okunmakla kalınmaz dikkat ederseniz. Eğer sadece Efendimiz'in doğumunu gündeme getirmiş olsaydı, halkımız onda başka cevherler de bulmamış olsaydı, sadece Mevlid kandilinde okunur. Miraç kandilinde de okunur, Berat kandilinde de okunur, Kadir gecesinde de okunur, Regaib kandilinde de okunur. Tabir caizse milletin kalbini kalaylayan, pörsümeye yüz tutan, dini hayatını canlandıran, onu yeniden İslami hayata bağlayan bir özellikte yazmış. Rusya'da 70 sene biliyorsunuz Allah demek de yasaklanmış, bana yardımcı olun. Abdest, namaz, oruç felaket. Birisi oruç tutsa hanımı şikayet edip onu cezalandırıyormuş. Hanım tutsa kocası bile şikayet ediyormuş. Niye şikayet ediyor? Ya hanımı veya kocası hapse giderse kendi de zarar görüyor. Şikayet etmezse zarar kendine de geliyor. Sizin evde bir oruç tutan varmış, sen şikayet etmedin. Gel bakalım, sen de gel. Böyle gavur bir düzen. Birçok şeyi silmiş. Fakat komünistler demiş ki, bunların bir mevlidi var. Anaları doğunca mevlid okuyor. Anaları ölünce mevlid okuyor. Düğünler olunca bırakın okusunlar demiş. O komünizm zulmü kalktığında millet mevlid okuyanlar demek ki Müslümanlardı diye yeniden İslam'a dönüşte tutundukları dal mevlid olmuş arkadaşlar. Bizim bir mevlidimiz var. Biz mevlid okuyan insanlarız. Namaz, oruç yok. Buradan giden din görevlilerine vodka ikram etmişler. Bu ne demişler? Siz misafirsiniz, misafire ikram lazım. Ya bunun haram, vallahi bilmiyoruz demişler. Bunun haram olduğunu biz bilmiyoruz demişler. Arz etmek istediğim, kimse Mevlid'i küçük görmesin. Mevlid, bir milleti, koca bir ülkeyi, ülkeleri dine bağlayan, aşk dolu, muhabbet dolu bir naattır. Ha! Bazıları da Mevlid'i ve kandilleri şöyle abartabilir. Bir mevlid okuttun mu babanı cennete koydun. Bir de anana mevlid okut, tamam. Sülaleyi kurtardın. Bu duygu insanın nefsine şu fikri verir. Ya sen de fazla ibadetlerle meşgul olmana gerek yok. Sen de ölünce sana da bir mevlid okuturlar. Mevlide böyle bakarsan bu mevlid bakışı zararlıdır arkadaşlar. Vallahi başka günler namaz hiç kılamıyoruz ama mevlid kandil geceleri mutlaka namazımı kılmadan yatmam. Evet, onu defterine lehte bir not olarak girer ama bu yeterli olmaz. İmanın bir işareti olur ama bu yeterli olmaz. Sadece kandil geceleri ibadetlerle yetinmek doğru değil. Sadece mevlid okumak veya okutmakla yetinmek doğru değil.
O noktayı bendeniz şu misalle anlatmaya çalışırım ki akılda kalsın diye. Beslenmenin bir düzeni var, normali var. Nedir? Çorba içilir, yemek yenir efendim. Üstüne tatlı yenir. İşte varsa meyve ver. Sen çorba içme, yemek yeme, dondurmayı doldur. Mideyi ifsad edersin. Yemekler varsa, dondurma olmasa da olur ama olursa güzel. Hoştur yani, onu reddetmek de doğru bir şey değil. Manevi beslenmede namaz, oruç, hac, zekat olacak. Onun üstüne mevlidi korsan çok güzel. Altında namaz yok, oruç yok, hac yok. Doldur mevlidi. Onunla yetin. Bu sana umduğunu vermez. Sevgili gençler, kandiller meselesi. Önümüzdeki cuma günü değil mi kandil? Bir de şu açıdan değerlendirilirse çok büyük fayda sağlar diye düşünüyorum. O noktayı iletmeden evvel de şu cümlenin aklınızda kalmasını istirham ediyorum. Hesapsız yaşanan hayatta hayır yoktur. Hesapsız yaşanan hayatta hayır yoktur. Hadis diye rivayet edilse bile Hazreti Ömer Efendimiz'in sözü olduğu artık kesinleşti. Hasibu kable en tuhasabu. Allah sizi hesaba çekmeden siz kendinizi hesaba çekin buyurun. Nasıl çekeceğiz hesabı? Ya ben geçen sene Mevlid kandilinde hangi ibadetlerimi yerine getiriyordum, hangilerini getiremiyordum? Namazı zaten kılıyorum da Kur'an okuyor muydum? Yasin'i ezberleyebilmiş miydim? Günde şu kadar Allah diyor muydum? Tespit et. Bu önümüzdeki senede eksiklerimi tamamlayacağım, daha çok artıracağım. Geçen sene kandile kadar, Mevlid kandiline kadar benim işlediğim hatalar nelerdi? Zaman zaman gıybete giriyor muydum, girmiyor muydum? Bir kısım günahlarım, hatalarım var mıydı, yok muydu? Var. Bunları önümüzdeki sene yapmayacağım dersek, kandil hesabının bir bölümünü yapmış oluruz. Bu kandil bize çok şey kazandırır. Ve dahi her kandilde bir eksiğimizi yok etmeye, bir güzelliği ilave etmeye, bir günahımıza da tevbe etmeye karar versek. Sevgili gençler, beni dinliyorsanız cevap verir misiniz? Senede kaç kötülüğümüzden uzaklaşmış oluruz? Senede kaç tane iyiliğimizi artırmış oluruz? Bu 5 senede ne yapar? Yapmaz. Ha, 25 o, 25 o. 50. 10 senede 50'şerden 100 yapar arkadaşlar. 65 sene yaşayan bir Müslümanın 15 yaşını çocukluğuna çıksak 50 senede 250 tane mevlid kandili, mevlid şey, düzeltiyorum, kandil yaşamış olur. Sadece mevlid değil. Bütün kandillerin toplamı 250 tane olur. Her birinde birer adım atsa Allah'ın izniyle Evliyaullah'tan olur çıkar ya. Bu kandiller bu kadar önemli. Vallahi iyi değerlendirilirse. Değerlendiriyor muyuz, değerlendiremiyor muyuz, ne kadar değer... Ama işin piramidini görecek olursak bu kadar yükseltir. Kandilleri bir de böyle muhasebe gecesi, İslam'ın neresindeyiz, İslam'ı yaşamadaki randımanımız nedir, günahlardan kaçmandaki durumumuz nedir, vatana, millete, memlekete, dine benim ne hizmetim var, İnsanlara ne faydam var diye düşünürsek, işte bak asıl bu kandiller bize büyük şey kazandırır. Beraberinde o gün Yasin okumak, bir cüz Kur'an okumak, kaza namazı kılmak, tesbih çekmek, bunlar da çok güzel davranışlardır. Biraz evvel naklettik ki bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günahlar mislu hazan. İsmi pakin pak olur zikreyleyen her murada erişir Allah diye. O gece belki söyleyeceğimiz bir Allah lafzayı celali bizim sonsuz kurtuluşumuza bile sebep olabilir.
Gece bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Ve erdim çetin bilmecesine hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Üstad bir gecede gerçeğin kucağına düştüm diyor arkadaş. Maişet çalışmasında, dünyaya yönelik çalışmalarda gündüz geceden verimlidir. Ahiret çalışmasında, ibadet çalışmasında, zikir çalışmasında geceler gündüzden daha verimlidir. Onun için dikkat ederseniz kandiller hep gecedir. Gündüz yaşanan kandil yoktur. İnsan gece kendini maneviyata daha iyi verir. Büyükler, dikkat edin, farzları ihmal etmeyin. Haramlardan da kaçının. Ama geceki iki rekat namazı ihmal etmeyin. Ahirette sizin yüzünüzü ağartacak olan karanlıkta kıldıklarınızdır buyuruyorlar. Ahirette sizin yüzünüzü ağartacak olan karanlıkta kıldıklarınız. Onun için geceler bizde çok önemlidir. Mevlid gecesi hasreten Efendimiz, Peygamberimiz, liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirme gecesidir. Biz ona ne kadar önem verirsek bizim istifademiz o kadar fazla olacaktır. İnsan üstü olmakla üstün insan olmak birbirinden farklıdır. Notunu al. İnsan üstü olmak başka bir şey, üstün insan olmak başka bir şeydir. Efendimiz insan üstü değildir. Mutabık mıyız? Yani ilah değildir. İnsanın üstü ilah. Ama üstün insandır. Sıradan bir insan da değildir. Şu anda ülkemizde veya dünyada Efendimiz karşısında insanları şu altı grupta toplayabiliriz. Adını bile duymamışlar vardır dünyada. Adını duymuş peygamberliğine inanmıyor. Adını duymuş peygamberliğini de kabul ediyor ama günlük hayatında ona ait hiçbir şey yok. Sevgi, muhabbet yok, sünnet seniye yok. Hem adını duymuş, hem peygamberliğini kabul etmiş, hem de seviyor. Sevmekle kalmamış, aşık olmuş, aşkında fani olmuş. Yok olmuş. Bu mevlid kandillerinde şu kademelerdeki her bir insanın bir üst kademeye sıçramasına hizmet edecek büyük iş yapmış oluruz. Yani adını hiç duymayana Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye bir peygamber geldi diye sadece kulağına ismini duyurmak büyük bir hizmet. Adını duymuş peygamberliğine inanmayana o peygamberdi demek. Peygamberliğini kabul etmiş ama günlük hayatında hiç onunla ilgili bir şey yaptığı yok, sevgisi yok. Ona sevgi telkin etmek, sevene aşık olmayı telkin etmek, aşık olana bu aşkta fani olanlar var, bitenler, tükenenler var diye ufuk göstermek biz Müslümanların çok önemli görevlerinden biridir. Ne garip tecelli ki buradakilere tabir caizse sınıf atlatma, mertebe atlatma gayretinin tam aksine peygamberi abartmayın, peygamberi büyütmeyin, o da bizim gibi bir insandı fikri son zamanlarda pompalanıyor. Ne demek o da bizim gibi bir insandı ya? Bir Müslümanın ağzından bu söz çıkar mı arkadaşlar? İçinizde hafızlar var. Belki bana diyecek ki hocam Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? قُلْ اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki ya Muhammed ben de sizin gibi bir insanım, beşerim. O söyleyebilir. Biz ona o da bizim gibi insan diyemeyiz. Devlet başkanı, başkomutan, genelkurmay başkanı çıkıp erlerine ben de sizin gibi bir vatan evladıyım, ben de bir anadan babadan doğdum, sizden farkım yok evlatlarım diyebilir.
Ama bir er yarım saat sonra senin de benden farkın yok diyemez. Güldüğünüz için teşekkür ediyorum. Anlamayan gülmez. Onun benim, ben de sizin gibiyim demesi başka, benim ona sen de benim gibisin demek başka. Onun için haşa bir Müslümanın ağzından peygamberi abartmayın, peygamber de bizim gibi bir insandır sözü çıkmaz, çıkamaz. Peki peygamber ilah mıydı? Haşa. Peygamberi Allah diyen Müslümana ben de pek rastlamadım ya. Yani. Seviyor, varsın sevsin. Karşı çıkacaksan, uzaktan basket atana basket ilahı diyene karşı çıksana. Zor pozisyonda gol atana futbol ilahı diyorlar, ona karşı çıksana. Falana gençlerin ilahı diyorlar, ona karşı çıksana. Resmen ilah sözünü telaffuz ediyor. Burada ne diyor? Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ne var bunda? Şimdi onu ilah mı kabul etti yani? Bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara batsam, mah cemalin bir kez düşte seyretsem, ya Muhammed canım arzular seni diyor. Ne oldu şimdi? Ona ilah mı kabul etti? Sevgiyi, aşkı ilah kabul etmekle karıştırmak hamakatın son modeli galiba. Böyle bir şey olmaz. Sanki bu millet işi gücü bıraktı, peygamber sevgisine abandı, fabrikalar kapandı, kimse işine gücüne bakmıyor, dükkanlar kepenk indirdi. Yahu etmeyin kardeşim, bu kadar peygamber sevilmez, işinize gücünüze bakın dercesine peygamber sevgisini önlemeye çalışıyor. Ya herkes zaten yeteri kadar dünyaya abanmış kardeşim. Sen ona peygamber sevgisi telkin et de peygamberini bir tanısın, peygamberini sevmeye çalışsın. Cenab-ı Allah ahir akıbetimizi hayır eylesin. İki dünyada umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Cuma günü Mevlid kandilini yeniden yaşayacağımız Efendimizin şefaatine nail eylesin. Bütün insanların onu tanımasını, kabul etmesini, onun ismini geçen şehadet kelimesini okumasını nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.